Merhaba arkadaşlar ben sorucanız Orja Matematik Yayınları'nın 2024 TT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kümelerde 3. testte kalmıştık. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzun çözümleriyle çözümlerimize başlayalım isterseniz. En pozitif bir doğal sayı olmak üzere A1, A2, A3 diye kap, bir kapsayacak şekilde kümeleri yazmış. Demiş ki A en kümesinin eleman sayısı en karartı endir. Tamam. A5 eksi A3 ile A8 ile A2'nin kesişimi kaç eleman, elemanları toplamını sormuş. Şimdi sonuçta A3, A4, A5 diye ilerlerseniz A3, A4, A5 diye ilerlerseniz o zaman şu aradaki kısım bence A5'in A3'ten farkı olur. He, o zaman o nasıl olacak? Şöyle olacak. 5 verdiğinizde bakın 5'in karesi ne yapacağız? Orasını şöyle yapalım. 5'in karesi artı 5 25 artı 5'ten 30 eleman A5. Peki A3 ne? 3'ün karesi artı 3'ten 9 12 elemanlı. Bundan bunu çıkarırsanız 18. Burası fark olduğu için 18 elemanlı. Bu ise kesişimini soruyor. Yani mesela A2 burası A8 burası. Şimdi A2'nin eleman sayısı 2'nin karesi artı 2'den 4, 6 elemanlı. A8'in eleman sayısının bir önemi yok. Çünkü ikisinin kesiştiği yer yine galiba burası olacak arkadaşlar. Vay güzel. O zaman ilk sorumuzun cevabı neye geldi? C geldi diyebiliriz. Geldi 2. Ye. şimdi A ile B'nin kesişimleri boş kümeymiş. Yani gördüğünüz gibi birbirinden ayrı iki kümeden bahsediyoruz. Aynı evrensel kümenin altı kümeleri. A'nın tümleyeni fark B. A'nın tümleyen neresi? Şu arkadaş şu arkadaş. B'den farklı olan yerin neresi? O zaman dış kısmı. Bunun tümleyen neresi? Dışında kalan yer burası. Oo, yani burası A birleşim B. Kesişim E'nin şimdi B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni deyince B'nin dışına kalanlar. Peki E'nin bu ikisinden farklı olan yerin neresi? E b kümesi. E burası da B kümesi yapar da bunu kesiştirirseniz A ile B'nin birleşimini B ile kesiştirirseniz otomatikman cevabımız ne gelecektir? B kümesi gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik 3'e. N kümesi 1, 2, 3, 4. K kümesi de A, B, 3, 4. 5 kümeleri tanımlanıyor. N'nin K'dan farklı olan elemanları kimlerdir arkadaşlar? 1 ve 2'dir. K'da yok. Evet burası 1, 2. Alt kümesidir T'nin. Birleşimleri de ne yapacak? 1, 2, 3, 4, A, B, 5. Şimdi o zaman T kümesi 1, 2'yi kapsayacak. Yani içinde kesin 1, 2 olacak. Ama bunun da alt kümesi olacak. O zaman 1, 2'yi kapsayacaksa 1, 2 kenara çektim. Sonra bu arkadaş 5 tane ya. Bu 5 tane elemanın oluşturdu. herhangi bir alt kümeyi gittim. Ne yaptım? Ne fark? K'ya ilave ettim. Her defasında farklı bir küme elde ettim. O kümelerde T'nin eleman, T'nin sayılarını gösterecek. Hepsi olabilir mi? Olur. Eşitlik de vermiş. O zaman doğru camımıza gelecektir. Bursa gelecektir diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi. Şimdi A'dan A fark B ile A fark B'nin tümleyenini bir araya getirdiğiniz zaman aslında yani siz A kümesiyle A'nın tümleyenini bir araya getirirseniz eleman sayısı olarak bu size evrensel kümenin eleman sayısını verir mantıken. Yani. Mantıken öyle olması lazım. O zaman bakın bu bir küme bu da onun tümleyeni. O zaman biz ne yapacağız? Bunların toplamı bir evrensel küme yapacak. Bak aynısı burada da geçerli. Bakın. O zaman iki tane evrensel kümenin eleman sayısı toplam yaparsanız 28. Evrensel kümenin eleman sayısı kaç geldi? 14 geldi. Peki bu ne? Demorgan'dan gelen bir şey o aslında. Yani A birleşim B'nin Tümleyeni demektir o demorgunda bu ifade. Yani bunun dışında kalan elemanlar 4 tane. Değil mi? Peki e, evrensel küme 14 elemanlıydı. O zaman burası kaç elemandır? 10. O zaman burası kaç elemandır? 10 elemandır diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik beşinci sorumuza. Yukarıda verilen boş kümeden farklı C'de kümeleri için A ile B'nin kesişimi C'yi kapsar. A ile B'nin kesişimi. O zaman C A ile B'nin arasında kalacak. Bak bu olur. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu olur. D de olur. Bak bu da olur. Bak bu da olmaz. Edine edipler iptal. O zaman bizim iki şıkkımız kaldı. Ya B ya D. D de C'nin altında. O zaman bu da iptal. O zaman bak D de C'nin altında. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıktı. Beşinci sorumuzun çözümü. Geldik altın sorumuza. A kümesi 1, 2, B kümesi 2, 3, 5 olmak üzere A karteden çarpım B koordinat düzlemindeki görüntüsünü kapsayacak en küçük dikdörtgenin alanı S1 olsun. Şimdi bak bu tip sorularda şöyle yapalım. 1, 2, mesela burası 3, 4, 5. Hadi onu dediği gibi yapalım. 2, 3, 5. Şimdi bizim karteden koordinat A karteden çarpım B'nin elemanlarını bir e, kapalı yerde gösterecek tek eğer Bakın şunlardır ve bunları kapsayan en küçük dikdörtgen de şudur. Hesap yaparken şu aradaki mesafe 1, şu aradaki mesafe 3, o zaman bu dikdörtgen alanı 3 birim karedir diyebiliriz. Yani f1 bu geldi, f1 ne oldu? 3 oldu. Peki A kümesine 4 tane, B kümesine 1 tane farklı doğal sayı eklendiğinde şimdi A kümesi hangisi? 1, 2. 1, 2'ye biz ne yapalım? 4 tane eleman ekleyelim, bir 0 ekleyelim, bir de 3 ekleyelim. Bir eksi 1 ekleyelim bir de 4 ekleyelim. O zaman benim şuradaki mesafem kaç birim oldu? 5 ee, birim oldu. Peki biz B kümesine bir tane eleman ekliyoruz ya 2, 3, 4, 5'e. Git araya bir şey ekle. O zaman bunun da genişliği 3 olsun. Bu ikisini kapsayacak en küçük dikdörtgen alanı F1'in kaç katıdır? 5 kere 3, 15'tir. Bizim dikdörtgenimiz. Peki buradaki dikdörtgen ne? 3 kaç katıdır? 5 katıdır diyebiliriz. Bu da Altın sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik arka tarafa. ABCD E evrensel kümesinin alt kümeleri. Tamam biraz önce benzerini yaptık. Bir kümenin kendisiyle tümleyenin toplamı evrenseli verecek. Yani aslında bak. Şununla şu bir evrensel. Şununla şu bir başka evrensel. Şununla şu başka bir evrensel. Şununla da şu başka bir evrensel. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane evrensel kümenin eleman sayısı var. O da kaç yapıyor? 20, 40, 51, 60. O zaman evrensel kümenin eleman sayısı ne yapar sonra buradan? 15 yapar diyebiliriz doğru cevabımız için. Yani 7. sorunun cevabı bu sayıymış. Geldik 8. sorumuza. A ve boş kümenin farklı iki küme olmak üzere A kaliteden çarpın B kümenin elemanlarının bir kısmı aşağıda verilmiştir. A kaliteden çarpın B. Şimdi bu ne demek? Birinci bileşenler A'dan gelecek. Yani eksi 2, 0, 1, 3 bunlar A kümesinde kesin olanlar. Eksi 2, 0, 1, 3 kesin olanlar. Peki B kümesinde kesin olanlar kaç? 1, 2, mesela ne var? 1 var, 2 var, eksi 1 var, 3 var, 1 var, 2 var, eksi 1 var, 3 var. Doğru mu? Buna göre aşağı hangisi kesinlikle B karteden çarpıp A kümesinin bir elemanıdır? Yani birinci bileşen B'den ikinci bileşen A'dan olacak. Yani 1, 2, eksi 1, 3. Bak 3 var ama A'da 2 yok. İptal. B'de 1 var. A'da 2 yok. İptal. B'de 2 var. A'da da eksi 1 yok. Bu da iptal. Abi en sonunda bulacaksak hiç bulmayalım. <laughs> B'de 3 var. A'da da 0 var mı? Var bak. B'de 3 var. A'da da 0 var. O zaman böyle kesin bir kartezyen çarpımının böyle bir sıralık ile elemanı vardır diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a. Kümeleri için... Şimdi bakalım. Tekrar söyleyeyim. Ana virgüllerin arasında kalan elemanlar bizim elemanlarımız. Yani şu bütünü bir eleman. Bu bir. Bu da 2. O zaman A'nın eleman sayısı 2. Burada 1 2 3 3. C kümesinde de 1 eleman var. Şimdi A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısı toplamı 5. Burada kesişim birleşim demiyor. Yani elemanları bildiği topla diyor. Tamam. C A'nın alt kümesidir. Şimdi 1 diye bir elemanı var mı A'nın? Yok. O zaman 2 yanlış. 2 diyenleri şöyle bir silersek doğru cevap adana bulduk ya. Peki B A'yı kapsar mı? Yok. Çünkü 1 2 3 diye bir elemanı yok ki B kümesinin. Kapsama şansı da yok. Peki bakalım geldik 10. sorumuza. Sağ taraftayız. 10 11 12 son 3 sorumuza. Elemanlar artışık sayılardan oluşan kümenin tüm 3 elemanlı alt kümelerinin 9 tanesinin elemanları artışık sayılardan oluşuyor. Yani 1 2 3 olur. 2 3 4 olur. 3, 4, 5 olur. Bu böyle ilerleyecek galiba. 9 taneymiş bu böyle. Artışık elemanlardan oluşacak. O zaman nereden başlar bu abi? En son 9, 10, 11. Demek ki en kaçtır? 11'dir diyebiliriz. Buna göre B kümesinin 2 elemanla alt küme sayısı nedir demiş. 11'in ikilisi bizim doğru cevabımızdır. Yani 11 çarpı 10 bölü 2'den 5 kere 11 55 yapar. 10. sorumuzun çözümü geldik 11'e. Boş farklı kalem'e için KL'nin alt kümesi, LDM'nin alt kümesi. Yani şu şekilde ne yapıyorlar? Kapsaya kapsaya gidiyorlar. Şunu birazcık şurada almak istiyorum. Şunu şöyle çekebilecek miyim? Şunu şöyle çekmeyeyim. Şunu şöyle çekeyim. Ben niye bilmiyorum ya. Ben kümenleri böyle yapmayı daha çok seviyorum. A, ya KLM. KLM. Peki. Şimdi burada A tane eleman var. Burada B tane eleman var. Burada da C tane eleman var. Şimdi K kümesinin eleman sayısı A. L kümesinin eleman sayısı A artı B. M kümesinin eleman sayısı A artı B artı C. Ve bunların toplamı 24. O zaman 3A artı 2B artı C eşittir 24. Boş kümeden farklı K ile M kümeleri için. Şimdi bizden ne istiyor? L fark K. L'nin K'dan farklı olan yeri neresi? B kısmı. Bunun M kümesiyle kesiştiği yer B. Yani biz ne istiyoruz? B'nin çok olmasını istiyoruz. O zaman A az olabilir. Ama boş köyüne farklı dediğine göre ben A'ya bir tane 1 vereceğim. 1 verince 3 oldu. Çıkar sonerciğim. 21 oldu. Bir tane de buraya verdim. Ne oldu? 20 kaldı. E burası ne yapar maksimum? 10 yapar diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 12'ye. Bir okuldaki öğrencilerle ilgili gözlüklü olanlar, erkek olanlar sayısal sınıfta olanlar. Aşağıdakilerin hangisi gözlüklü erkeklerin tümü sayısal sınıftadır? Gözlükte erkeklerin tümü. Şimdi hem gözlüklü olacak hem de erkek olacak. Şunlardan bahsediyoruz. Sayısal sınıfındadır. Yani bence şöyle bir şey olacak. Yani G ile E'nin kesişimi T'nin içine kalacak. Bu olmaz. G ile E'nin kesişimi S'nin içine kalacak. Bu da olmaz. G ile E'nin bu da olmaz. Evet Deniz'de bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece 3. şeklinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.